17. yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu'nun göz kamaştıran başkenti İstanbul, sıra dışı bir olaya tanıklık etti. Bu, Lagari Hasan Çelebi'nin cesurca gerçekleştirdiği, tarih kitaplarında nadiren yer alan bir roketle uçuş denemesiydi. O gün, 3. Murad'ın kızının sünnet düğünü münasebetiyle büyük bir şenlik düzenlenmişti. İstanbul'un her köşesi, bu büyük kutlamaya tanıklık etmek için hazırdı. Şehrin halkı ve yabancı elçiler, sarayın bahçelerini doldurmuş, gökyüzüne bakarak merakla bekliyordu. İşte tam bu sırada, Lagari Hasan Çelebi sahneye çıktı. Kendini cesaretle bir rokete bağladı. Bu roket, barutla çalışıyor ve bu sebeple oldukça tehlikeli bir girişimdi. Ancak Lagari, gözlerini korkuya kapamadı. Roketin ateşlenmesiyle birlikte, bir an için her şey durdu. Seyirciler nefeslerini tuttu, gözlerini kapamadı. Ve sonra, Lagari gökyüzüne yükseldi. İstanbul'un üzerinde, bir yıldız gibi parlayarak uçtu. Halk arasında anlatılanlara göre, roket, Boğaz'ın sularına yakın bir yere iniş yaptı. Lagari, mucizevi bir şekilde sağ salim indi ve bu başarısıyla herkesi hayrete düşürdü. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde detaylı bir şekilde anlatılan bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nda bilim ve teknolojiye olan ilginin bir göstergesi olarak kabul edilir. Gerçek mi yoksa bir efsane mi olduğu tam olarak bilinmese de, Lagari Hasan Çelebi'nin hikayesi, yüzyıllar boyunca insanların hayal gücünü ve bilimsel merakını tetiklemeye devam etmiştir. Bu cesur girişim, Osmanlı'da roket ve havacılık çalışmalarının erken bir örneği olarak tarihe geçmiştir. Roketin detayları. Yapı malzemesi, roketin ana gövdesi muhtemelen metal veya ahşap gibi sağlam malzemelerden yapılmış olabilir. O dönemde yaygın olan malzemeler arasında demir, bakır ve ahşap bulunmaktaydı. Barut kullanımı, roketin itici gücü olarak muhtemelen siyah barut kullanılmıştır. Siyah barut, o dönemde hem silah yapımında hem de havai fişeklerde kullanılan yaygın bir malzeme idi. İtici güç mekanizması, roketin alt kısmında, barutun yanmasıyla oluşan gazların dışarı atılması için bir veya birden fazla nozul bulunmuş olabilir. Bu nozullar, roketin yükselmesini sağlayan itici gücü üretir. Stabilite için kanatçıklar, roketin kararlı bir şekilde yükselmesi için yanlarında ahşap veya metal kanatçıklar bulunmuş olabilir. Bu kanatçıklar, roketin hava içinde dengesini sağlamak için gerekliydi. Kabin veya tutunma alanı, Lagari Hasan Çelebi'nin roketle birlikte uçabilmesi için, roketin üzerinde kendisinin sağabileceği bir kabin veya güvenli bir şekilde tutunabileceği bir alan olması gerekirdi. Bu alan, roketin yapısına göre basit bir platform veya kapalı bir kabin şeklinde olabilir. İniş mekanizması, roketin iniş süreci, o dönemdeki teknolojiyle oldukça riskli olabilir. Modern paraşütlerin olmadığı bir dönemde, inişin yumuşatılması için çeşitli yastıklama yöntemleri veya roketin yapısının özel bir şekilde tasarlanması gerekebilirdi. Ateşleme ve kontrol sistemleri, roketin ateşlenmesi muhtemelen basit bir fitil veya ateşleme mekanizmasıyla gerçekleşmiştir. Ancak, o dönemdeki teknolojiyle, roketin havadayken kontrol edilmesi oldukça sınırlı veya imkansız olabilir. 3. Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun 12. Padişahı ve 91. İslam Halifesidir. 4 Temmuz 1546'da doğmuş ve 15 Ocak 1595'te vefat etmiştir. 3. Murad'ın saltanatı, 1574'ten 1595'e kadar sürmüştür. İşte onun hükümdarlığına dair bazı önemli noktalar. Erken yaşamı ve eğitimi, 3. Murad, Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın torunu, 2. Selim'in oğludur. Gençliğinde iyi bir eğitim almış ve özellikle şiire büyük ilgi duymuştur. Saltanatı, 1574'te babası 2. Selim'in ölümü üzerine tahta çıkmıştır. Saltanatı sırasında Osmanlı İmparatorluğu, genişlemesinin zirvesine yakın bir dönemdeydi. Savaşlar ve fetihler, 3. Murad'ın döneminde, Osmanlı Devleti önemli askeri seferler yürütmüştür. En önemlilerinden biri, 1570 ile 1573 arasında yılları arasında gerçekleşen Kıbrıs'ın fethidir. Bu fetih, Osmanlı-Venedik savaşlarına ve 1571'deki Lepanto-Deniz Muharebesi'ne yol açmıştır. İç politika ve yönetim, 3. Murad'ın döneminde, devlet yönetiminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Özellikle devletin yüksek bürokrasisinde, sarayın ve haremin etkisi artmıştır. Kültürel ve sanatsal faaliyetler, 3. Murad, sanata ve özellikle şiire büyük önem vermiştir. Kendisi de şiir yazmış, döneminin önde gelen sanatçı ve bilim insanlarını himaye etmiştir. Topkapı Sarayı'nın genişletilmesi, 3. Murad, Topkapı Sarayı'nın önemli ölçüde genişletilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlerini yürütmüştür. Haseki Sultan ve Valide Sultan sistemi, 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan, Valide Sultan olarak siyasi bir güç merkezi haline gelmiş ve Haseki Sultanların, padişahların eşlerinin, saraydaki rolü ve etkisi artmıştır. Vefatı, 3. Murad, 48 yaşında iken vefat etmiş ve yerine oğlu 3. Mehmet tahta geçmiştir.
3. Murad'ın hükümdarlığı, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, kültürel ve askeri açılardan önemli gelişmeler yaşadığı bir dönem olarak kabul edilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.